Sevim, evinden, mahallesinden, komşularından çok uzakta, ıssızlığın tam ortasında bir başına yatıyordu. Oysa hayattayken hiç sevmezdi yalnızlığı. Komşularının hayatıyla hep yakından ilgilenirdi. Onları kimi zaman izinsizce gözetler, kimi zaman da tatlı tatlı tehdit ederdi. Senin mutfaktaki beşli tasın küçüğü. Emel'in yanmış evinin külleri arasında ne arıyordu acaba? Kimi zaman da söke söke alırdı istediklerini. 22 ayar mı kız bu? Canım kızım benim, tatlım. Hadi bana müsaade. Gel bir öpeyim seni. Yarın tüm gazeteler, televizyonlar onun esrarengiz ölümünden bahsedecek. Gülümseyen fotoğrafının altında iyi bir insan olduğu yazılacak. Hiç kimse kalkıp aksine iddia etmeyecek. Çünkü herkes bilir ki ölünün ardından kötü konuşulmaz. Ve kötü haber tez zamanda Suna'ya ulaştı. Ablası zaten Sevim'in öldüğünü biliyordu. Rüyasında görmüştü. Sevim artık bundan sonra sadece hatıralarda ve evde kalan birkaç fotoğrafta yaşayacaktı. Günaydın. Hoş geldin Yasemin abla. Aynısından mı? Aynısından. Paket yapayım mı? Paket. Tamam. Yasemin. Merhaba. Merhaba Yasemin. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Otursana. Dün akşam polisler çabuk gittiler mi? Kaldılar mı biraz daha evde? Hangi polisler? Dün hani geldim, kapıda polisler vardı ya. Hiç hatırlamıyorum. Sen geldikten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum nedense. Ama dün zaten bütün gün performansım çok iyiydi. Evdeki. Ben şarkı söylerken coşuyorum. Öyle bir şeyim var yani. Ya tamam, biraz fazla abartmış olabilirim. Ama sandalyeyi falan kafasına geçirmediğime şükretsin ya. Bir insan karısı mutfaktayken nasıl gidip salonda komşusuna sarkıntılık eder ya? Yemin ederim düşündükçe çıldırıyorum. Düşünme.
Düşünme, aklına getirme. Çıkmıyor ki aklımdan. Hayır canım, çıktı o aklımdan ya. Gittik çıktı. Şu kadar düşünmüyorum ben onu. Kızımın babası. O kadar yani. Yasemin, öyle bir adam zaten senin ne aklında ne de kalbinde yer almayı hak ediyor. Yasemin abla, poğaçaların hazır. Geldim. Gidiyor musun? Gidiyorum. Görüşürüz sonra. Görüşelim. Tamam. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Aa! Ay Sinan Beyciğim. Efendim? Ne kadar güzel bir tesadüf bu böyle. Ben de şimdi sizden geliyorum. Kapıyı çaldım çaldım duvar. Aa, niye ki? Sizinle çok mühim konuşacaklarım var, çok mühim. Niye paket yaptın sen? Ben paket istemedim ki. Paket yap dedin ya Yasemin abla. Yok demedim, çıkar onları. İddia etme. Gideyim bir çay gönder bana şuraya. Öyle mi? Yasemin böyle gelsene. Ay yok, gelmesin böyle. İyi öyle. Benim sizinle özel konuşacaklarım var. Özel derken? Evet, özel derken. Sinan'la senin özel ne konuşacağın olabilir ki yani? Ay Yasemin, sana ne oluyor oradan bık bık bık? Allah Allah, özel diyorum, özel. Neyse Sinan Beyciğim. Şimdi biliyorsunuz benim bir süre önce evim yandı. Ben o zamandan bu zamana böyle el alemin evlerinde sığıntı gibi yani. Neyse, bir yandan da ev bakıyorum. Fiyatlar uçmuş tabii. Moralim çok bozuk. Bir telefon geldi sigortadan. Sen benim eski koca, hani rahmetli olan. Evi sigortalat. Sigortada işlemleri halletsin. Parayı tas tamam saydılar mı elime? Ay, ay ben buna çok sevindim ya. Vallahi üstümden bir yük kalktı. Sen niye sevindin ayol? Sana ne oluyor ki? Hiç. Hiç. Neyse. Şimdi ben bu parayla buralarda ev baktım. Bir tane de buldum sayılır. Hem de tam da size yakın. Güzel bir ev. Diyorum ki beraber sizle ben gidip bir baksak şu eve. Ha? Beraber. Evet. Niye ki? Sinan Beyciğim yani hem ben yalnız başına yani kadın başına gitmeyeyim, yanında bir erkek olsun. Hem de siz koskoca elektrik mühendisisiniz ayol. Şöyle tesisata bir bakarsınız, şöyle erkek gözüyle bir evi kontrol edersiniz. Yani şimdi aldıktan sonra tekrar tesisat başıma problem açmasın, yangın mangın maazallah. Emel Hanım, elektrik tesisatına öyle bakılmaz zaten ama ben de pek anlamam. Ay Sinan Bey yapmayın ama. Eleştirmiyorum canım. Öderim neyse. Hayır, ben onun için demedim zaten. Yani bir faydam dokunsa keşke, seve seve ama... Ay dokunur. Gidip bakalım. Bu iş çok acil. Başka alıcısı da var evin. Hadi lütfen, hadi. Emel Hanım gerçekten, hani ben anlasam... Bir dakika ya. Nereye götürüyorsun adamı? Belki gelmek istemiyor. Ya Allah Allah Yasemin, sana ne oluyor ayol? Bıraksana adamı. Hanımefendiler. Adam içtenlikle bana yardım teklif etti. Bırak. Ya kibar bir adam o. Ayıp olmasın diye sesini çıkarmıyordur. Allah Allah. Çok affedersiniz. Ya sen niye meşgulüm demiyorsun? Niye Ankara'ya bir işi kabul ediyorsun? Niçin böyle yapıyorsun? Dedim. Zaten anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Ne diyorsun Sunah abla? Emel? Ay inanmıyorum. Ne oldu? Senin abla ölmüş. Cesedini bulmuşlar. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Yiyeceksiniz, güçleneceksiniz, büyüyeceksiniz. Kahvaltısını bitirmeyeni okula göndermiyorum. Yemeyeceğiz. Peki, tamam. Bana son bir şans verin. Yeni bir peynir almıştım, onu getiriyorum.
Bekleyin. Geldim. Neymiş? Süzme beyaz peynir. Bayılacaksınız, garanti ediyorum. Bak şimdi, ah inekler bu peynirleri Metin, Çetin, Tekin için hazırlamış. Ejderha yapmamışlar mı? Ona da süt göndermişler. Hadi bakalım Çetinciğim, gel ekmeğine sürelim bunu. Bak ne güzel sürülüyor değil mi yumuşacık? Aç ağzını. Kardeşlerine örnek ol. Çok güzelmiş. Beğendin mi? İşte böyle hepsini yiyeceksiniz. Sonra güçleneceksiniz. Kocaman adamlar olacaksınız. Böyle boyunuz beni geçecek. Sonra güzel kızlar gelecek. Sizi benim elimden alacak. Hadi siz yiyin, ben geliyorum. Geldim. Geldim. Zeliş, gelsene, çay demledim tazecik. Yok tatlım, hiç girmeyeyim. Kudret'i salacaklar. Bugün onu karşılamaya gidiyorum. İnanmıyorum. Çok sevindim. Sağ ol, sağ ol. Bak sana ne getirdim. Geçen gün bir güzellik merkezinde lifting yaptırmıştım. Onlar da bana komple bakım çeki hediye ettiler. Bugün son günü, ben gidemiyorum. Sen gider misin? Ay Zeliş, benim ne işim olur güzellik salonuyla? Niye? Sen kadın değil misin? Ha. Yani tabii kadınım da. Tamam işte. Bak ne güzel fırsat. Senin için de değişiklik olur. Ne zamandır kuaföre bile gidemedim diyordun. Cilt bakımından solaryuma kadar her şey var. Bir giriyorsun, Jennifer Lopez olarak dışarı çıkıyorsun. Hadi ben kaçtım. Bak kullanmazsan Yasemin'e falan ver. Yazık, ziyan olmasın. Ay gözün aydın. Selam söyle. Hadi geçmiş olsun. Jennifer Lopez mi? Ermin. Aşk olsun. Bana bir merhaba demeden mi gideceksin ben Ermin? Affedersin Kadir, ben görmemişim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Pardon. Efendim Yasemin'cim. Ne? Öldürmüşler mi? Ormanda mı bulunmuş? Tamam canım, tamam. Ne olmuş? Kimi öldürmüşler? Söylesene. Bizim komşumuz Sevim abla. Ha. Yani biz onu kayboldu sanıyorduk ama meğer kadıncağızı öldürmüşler, ormana atmışlar. Senin Betin mensin soldu. Gel bakalım otur şöyle. Gel gel. Otur şöyle otur. Koçum bir bardak su versene bize. Çabuk çabuk. Ha burası, gel gel. Çalışmalar, iyi günler. Ben bunları kullanmak için geldim. Zeliş verdi, Zeliş Hanım verdi bana bunları. Maalesef doluyuz, beklemeniz lazım. Yok, ben bekleyemem. Çünkü benim ikizlerim var, onları kreşten alacağım. Çocuk zaten hasta, okula gönderemedim, vaktim yok. Hangi işlemleri yaptıracaksınız? Boyama, kesim, fön, manikür, pedikür. Anladım da sizin işleminiz uzun, beklemeniz lazım. Hanımefendi, anlatamıyorum galiba. Bekleyecek vaktim yok benim. Söyledim ya, benim 4 tane çocuğum var. Ben ne yapabilirim hanımefendi? Ben şurada boş bir koltuk gördüm. Tamam, oturtun beni oraya, 2 saatte bitirin işimi. Ya hanımefendi, oraya gelecek var. İnsanlar buraya randevuyla geliyorlar. Sizin de randevu almanız lazım. Ben randevu almayı bilmiyorum yani, öyle mi? Sor bakalım ben randevu alabiliyor muyum? Ben randevu alamıyorum çünkü ben yarım saat sonra bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü benim 4 tane çocuğum var. Ya sen 4 çocuk annesi olmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum hanımefendi. Ha, iyi. İnşallah 4 tane çocuğun olur da anlarsın. Alayım ben kuponlarımı geri. Ne yapacağım ben şimdi bu kuponları? Son gündü bugün. Ben bunları not edeyim.
Siz ne zaman gelirseniz kullanabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Elif Hanım diye kaydederseniz. Elif Hanım unutmayın. Ay, pardon, çok özür dilerim. Alo. Ne? Ölmüş mü? Kimin aklına gelirdi ki sonun böyle olacağı? Yani sizin sokakta hırsızlık da oluyormuş. Geçen bizim Kalfa söyledi. Belli ki sizin yani can güvenliğiniz de tehlikede. Allah'tan başımızda Behçet var. Aman canım, Allah aşkına. Yani birisi eve girip canınıza kastetse Behçet ne yapabilir? Hasta adam. Ne olacak? Mecburen iş sana düşecek. Ben kadın başıma ne yapabilirim ki? Aa, hiç yakıştıramadım Nermin'e bu lafları. Nerede o eski cesur Nermin? Hı? Nerede? Kalk hadi. Eczaneye gidiyoruz. Sana orada vermek istediğim bir şey var benim. Yok. Ben eve gitsem iyi olacak. İyi günler Kadir. Ama şimdi Nermin. Zeliş'im, vefalı karım benim. Kudret canım, seni nasıl özledim bir bilsen. Sen bir de bana sor. Sevgilim, neler neler oldu biliyor musun sen yokken? Hadi evimize gidelim, her şeyi anlatacağım. Tamam, ama önce annemin elini öpeyim bir. Ha? Annen kendini bilmeden yatıyor hayatım hala, gidip ne yapacağız? Olsun. Ben vazifemi yerine getireyim de. Ne hal Zeliş? Evimize ne oldu böyle ya? Sana söylemiştim ya hayatım. Allah'ım ya, bugünleri de mi gösterecektin bana? Ben de bilmiyorum ki sevgilim niye böyle oldu. Yani biz hiç kimsenin ahını almadık, günahına girmedik, hakkını yemedik. Yani Kudu, bana bak. Bana doğruyu söyle. Kimsenin hakkını yemedin değil mi? Ya saçma sapan konuşma be Zeliş. Kimin hakkını yiyeceğim ben? Ha? Ya hep o Abdullah'ın işi ya. Yaktı herif beni. Suna ne düğün ne de cenaze işlerinden hoşlanırdı. Hayatın gerçeklerini allayıp pullamanın gereksiz olduğunu düşünürdü hep. Bu sebepten usulünce ama kimsesiz gömüldü Sevim. Cenazesi de ölümü gibi ıssız oldu. Ay, senin ablamın evi. Ay.
etmiş? Kim kocasıyla kavga etmiş? Kim kiminle didişmiş? Hepsini bir bir anlatırdı. Ay, bıraktı beni gitti yalnız başıma. Sevim ablacığım. Ölen de ölülmez Emel. Haklısınız. Bizim şimdi onun en yakınları olarak çok daha mühim görevlerimiz var. Merhumenin cenazesini kaldırmak, 7'sini düşünmek, 40'ını düşünmek, bunların hepsi maalesef bize en yakınlarının görevi oluyor yani. Cenazeyi kaldırdım ben. Ne yaptın, ne yaptın? Naaşını morgdan alıp bir camide kıldırıverdim namazını. Sonra da gömdük, bitti. Haber vermese miydik Zeliş'e acaba? Kızının işi hoşundan aşkın zaten. Ya doğru söylüyorsun da ya darılıp gücenirse... Selim'in öldüğünü geç haber verdim diye vallahi çok kızdı bana. Aa, iyi olsun. Neyse neyse, Kudret'i eve getirdi de şimdi rahatlamıştır biraz. Evet. Geliyor. Kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Zeliş. Kudret nasıl? Kudret nasıl olsun işte. Ev öyle görünce yıkıldı tabii. Siz artık birliktesiniz, her şeyi aşarsınız. İnşallah canım, sağ ol. Ay şu Sevim'e her şeye rağmen üzüldüm ya. Nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Nasıl yani ya? Bana en yakında bile haber vermeden gömdün mü sen Sevim ablamı? Ablası olarak ben vardım yanında. Ya, ya sen taş kalpli misin ya? Ben Sevim ablamla vedalaşamadım bile. Gelin girmedik ev olur da ölü çıkmadık ev olmaz. Gömdük işte rahmetliyi. İnsan bir kaldırıp telefon eder, ben hemen koşar gelirdim. Seni arasam diğeri kırılır. Diğerini arasam öbürü bozulur. Bir de bakmasın toplaşmış onca insan, uğraş dur. Ne gerek var? Bu da kim şimdi? Kim olacak? Komşular gelmiştir başsağlığı dilemeye. Onun Türkçe meali meraktan çatlamışlardır. Nasıl oldu? Neyle öldürüldü? Uğraş dur. Ya niye öyle olsun canım? Niye öyle olsun? İnsanlar üzülmüşlerdir. Eninde sonunda komşuları yani. Sen öyle san. El elin acısıyla iyileşir. Allah Allah ya. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sağ olsun. Buyurun, sizler sağ olun. Buyurun lütfen. Başınız sağ olsun. Sağ olun, buyurun. Sağ olun. Çıkarmayın lütfen, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun. İstedim ablam. Defin işlemlerini yarın mı halledeceksiniz Suna Hanım? Ne yarını, ne yarını? Defin mefin her şeyi halletmiş Suna abla. Yangından mal kaçırır gibi, kimsesiz gibi gömmüş cenazesini. Aa, niye kimseye haber vermemiş ki? Ne bileyim. Buyurun. Başınız sağ olsun. Allah size ömür versin. Çıkarmayın lütfen, buyurun. Buyurun. Kardeşimin cenazesini teşrifata gerek görmeden usulünce kaldırdım. Keşke bize daha önce haber verseydiniz de merhumeye son görevlerimizi yerine getirseydik, değil mi? Dedim. Vallahi ve billahi dedim. Aynen böyle dedim. Bekleyecek hali yoktu zavallının. Toprak altında kalmaktan çürüyüp dağılmaya başlamış etleri. Ay. Ay. İnşallah fazla acı çekmemiştir yani hani. Hem de nasıl acı çekmek? Önce kafasına vurup sonra elleriyle boğmuş. Boynu mosmordu. Ciğerlerine toprak dolmuş.
gömülürken canlıymış belli. Ay. Çırpına çırpına can vermiş zavallı. Allah'tan tecavüz edilmemiş, o da bir şey. Ay, ben eve gidiyorum. Ay. Benim içim daraldı. Ay, ben bu geceyi çok zor çıkartırım. Hadi gelin kızlar, kalkalım gidelim. Allah'tan kudret. Hadi. Otursaydınız daha polisin anlattıklarını söyleyecektim. Yok, bize duyduğumuz yetti. Tekrar başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ben hadi kalk, kalk, kalk sen de. Kalk. Beş parmağın beşi bir olmaz derler ya hani. İşte tam öyle yani. Bir şu kadının gaddarlığına bakın. Bir de Sevim ablamın pamuk kalbini hatırlayın ya. Bu ne ya? Ay, nasıl soğuk soğuk anlattı. Sanki 40 kat yabancısı. Tüylerim diken diken oldu. Al, benden de o kadar. Allah'tan yani Ömer bu gece evde, yemin ediyorum hayatta uyuyamazdım ha. Ay kızlar, hadi dağılalım, ben bir fena oldum, hadi. Evet evet, hadi hoşça kalın. Görüşürüz kızlar. Yasemin. Ah! Ay, korktum. Aa, kusura bakma, ben korkuttum. Hayır, sen korkutmadın da. Suna abla çok korkuttu ya, aklımı aldı. Suna Hanım, Sevim Hanım'ın ablası mı? Hmm. Peki var mıymış bir bilgi, kimin yaptığına dair bir ipucu falan? Vallahi daha fazla dinleyemedik, kalktık. Çok sarsılmışa benziyorsun sen. Senin için Sevim Hanım bu kadar önemli miydi, bilmiyorum. Yok canım, önemli değildi. Yani Allah da biliyor, günahım kadar da sevmezdim bunu ama... Ya hiç kimse böyle ölmeyi hak etmez ki. Evet. Bir insan nasıl başkasına bunu yapabilir Sinan ya? Bilmiyorum. Ama ben de bunu merak ediyorum. Ya ne olur hiçbir şey sorma. Yani biraz önce duyduğum her şeyi unutmak istiyorum. Ne duydum bilmiyorum ama birazdan göreceklerim tüm duyduklarını unutturacak zaten. Ne oldu? Ah! Yaramazlığı kessinler diye ellerine birer sakız tutuşturdum. Sonra Necla'yı gidip odasından aldım. Döndüğümde bütün sakızları Metin'in kafasına yapıştırmışlar. Nereden bilebilirdim ki ben bunları, Elif? Sen burada bekle, ben konuşup geliyorum hanım. Cemil amca niye geldi okula? Raporu verip müdürle konuşacak. O zaman... artık seni okula atamazlar. Değil mi? Beni okuldan atsalar... üzülür müydü? Teşekkür ederim. Ne için? Müzik kutusu için. Ha. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Ben de ne sevindim. Keşke kapıya bırakacağıma... onu bilmek.
gelip verseydin. Mesele halloldu. Sen de sınıfına git de derse geç kalma. Teneffüste görüşürüz o zaman. Ben derse gideyim. Dokunuş Blint'ten. Bir yerde dur da izleyelim hadi artık. Bir kez daha Blint. 140 bin euro kadar verirsen neden olmasın? Kerem duymuyor musun? Bizim arabamız bozuldu da. Şimdi aşağıda serviste. Biliyorum arkadaşlar. İyice defterden sildin beni değil mi? Artık cevap vermeye tenezzül bile etmiyorsun. İlaçın. Şey verdi, bize takvim yapmıştı. Cenaze yarın mıymış? Yok, ablası gömmüş. Nasıl ya? Sonra anlatırım. Sen ilaçını iç. Sağ ol. Keremciğim, gömleğini ütüleyip dolabına astım canım. Sağ ol anneciğim. Senin bugün matematik sınavın vardı değil mi? Nasıl geçti? Güzeldi, iyi geçti. Aferin oğluma. Bir ara kız kardeşini de çalıştır olur mu? Sen merak etme anneciğim, hallederim ben. Takıldığın bir şey olursa bana da sorabilirsin. Eskiden ne çok çalıştırırdım seni. Ay dünyada ne tuhaf insanlar var Kudu ya. Yani şu Sevim'i günahım kadar sevmezdim ama... yani bir insan evladı da böyle kedi köpek gibi gömülmez ki canım. Ya ne anlatıyorsun sen Zeliş ya? Ha? Benim derdim ne, senin derdin ne? Aa, ne derdin var senin sevgilim? Çıktın geldin işte. Bitti. Hacizi macizi her birini de kapatacaksın. Bitti gitti. İşte bu o kadar kolay değil. Ne? Benim acil para bulmam lazım. Niye? Ya devlete borcum var benim. Bir ay içerisinde geri ödemezsem yine içeri tıkacaklar. Aa, çek bankadan öde canım. Ya bütün hesaplarımıza, mağazaya haciz koyduklarını bilmiyor musun Zeliş ya? Diyorum ki, hani sen biraz destek çıksan ha. Nasıl yani? Ne desteği? Ya senin şu takıların nerede? Hani bilezikler, kolyeler falan. Takı mı? Ha. Takı mı kaldı sevgilim? Takı kalır mı bu saate? Ne yedim, ne içtim ben? O kredi kartları neyle ödendi sanıyorsun sen? Takı falan kalmadı. Sen bireysel krediye başvursana Kudu. Ya ne bireyseli, ne kurumsalı Zeliş. Mali prestijim sıfırlandı gitti diyorum sana ya. Biz ne halt yiyeceğiz şimdi? Şu plazma, o da Nermin'in kömürlüğünde miydi? Ay Allah.
Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, acıyor. Dur oğlum. Anne dur. Yapma. Ah be oğlum ya. Ya niye karşı gelmiyorsun? Niye yapmayın demiyorsun? Hadi onlar haydut senin elini armut mu topluyor? Mızmızlık yapmayayım diye. Ah çok güzel mızmızlık yapmayayım diye. Oldun sakız kafa başımıza. Dur. Aa. Dur çocuğum dur. Anne acıyor. Acıyacak oğlum acıyacak. Karşı gelseydin. Yapmayın deseydin. Ne yapayım isteyerek aa, acıtmıyorum. Acıyor. Dur dur. Sus. Acıyor. Ah be anneciğim. Vallahi isteyerek yapmıyorum. Ben size iyi bir anne olmak istiyorum. Böyle yüzünüz hep gülsün istiyorum. Sen zaten dünyanın en iyi annesisin. Ay yıkın beni. Ne yapacağız bu saçları Metin? Dur. Metin. Aa, anne yapma. Acıyor. Yok çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Of. Yani her zaman dünyanın en iyi annesi olamayabiliniyor Metin'cim. Bana bak canım benim. Hı. Okulda böyle abur cubur bir şey yeme. Hemen fırla eve gel tamam mı? Annen çok güzel şeyler yapacak. Aa o niye o? Bugün altın günü ve sıra bizde. Ne yaparız biliyor musun? O altınları satıp sana çizme alırız indirimden. Ha? Bu çizmeler paralandı ayağında ya. Bir de çok çabuk büyüyor senin ayağın kızım ya. Ya anne, ya benim odaya bir tane televizyon alsak çok güzel olmaz mıydı? Kızım külçeyle getirmiyorlar altını. Happy topu 3 tane çeyrek. Oo, gülle gibi kız bu. Ya anne, heh. Bak kısır yapacaksan ince bulgur kullanmayı unutma tamam mı? Kek yapacaksan da tepsisini yağla. Bak geçen sefer unutmuştun. Ukalalık yapma. İlk defa mı yemek yapıyorum? Sanki kim besledi, büyüttü seni? Yeni yeni icatlar çıkarıyorsun. Hadi okula. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi koş, koş. Gamze! Gamze! Ay efendim anne. Gamzeciğim, bu böreğin üstüne biz yumurtanın sarısını mı şey yapıyorduk, beyazını mı? Hani biliyordun, hani biliyordun? Sinan Bey, diyorum ki şu köşeye şöyle yayla gibi bir dönerli kanepe alayım. Yani misafir falan gelince samimi otururuz diye. Leopar desenli olsun diye hayal ediyorum. Aslında ben evde hayvan beslemeye falan karşıyım ama leopara nedense bir zaafım var işte. ben prizlere baktım. Gayet iyi görünüyor. Sigortalar ve kablolar da fena değil. Ay Sinan Bey, bakın sonradan bir şey çıkarmaz değil mi bana arıza filan? Yani biliyorsunuz taşındıktan sonra tesisat, mesisat, tamir işleri çok zor oluyor. Ben elimden geleni yapabildim zaten. Ama siz daha detaylı bir inceleme istiyorsanız bir elektrikçi ya da... Ay yok, ben size güveniyorum. Hatta ben en çok size güveniyorum. Sizin gözünüze. Peki o halde, ben artık gideyim. Ay nereye gidiyorsunuz ayol? Daha manzaraya bakmadınız. Ne manzarası? Aa, gelin benimle. Gel. Bakın manzaraya. Nasıl ama? Şahane değil mi? Yani, evet. Sinan Bey. Bence siz hala anlamadınız. Şöyle bakın bir bakalım. Ben bu pencereden bakınca kabak gibi sizin evi görüyorum. Fark ettiniz mi? Ha evet, fark etmemişim. İyi.
Fark ettiğinize göre o zaman bu evi neden almak istediğimi anlamışsınızdır artık. Geceleri ışığı kapatıp açıp masumca işaretleşiriz sizinle. Ben bir kere ışığı kapatıp açınca seni çok özledim. İki kere açıp kapayınca da seni düşünüyorum demek olabilir. Ne dersiniz? Müdürün odasına girdim. Evraklara baktım. Ne gördüm? Tahmin et. Oğlum Mert'in deli raporu. Üstelik üzerine damgayı bile basmışlar. Bildiğin deliymiş çocuk. Ruh hastalıkları hastanesi yazıyor. Hadi kızım ya. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şey Gamze. Hani senin şu Mert var ya. Deliymiş. Ne? Ya bildiğin klinik deliymiş işte. Hastanede yapmış falan. Ya kusura bakma ama asıl deli sensin. Ya manyak mısın sen? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ya Berkcan müdürün odasında babasının verdiği raporda görmüş. Ruhsal sağlığı bilmem nesi mi ne yazıyormuş. Sen de ilişkiyi kes hemen. Sana takar bir daha kurtulamazsın. Anladın mı? Gamze. Ah, Nermin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Buyurun, şöyle geçin. Nermin, bu kadın kim? Akraban falan mı? Kurşuncu. Neci neci? Kurşun döküyor işte. Nazar için. Ha, sen kurşun mu döktüreceksin? Sadece ben değil. Hepimiz için. Mahallede bir uğursuzluktur dolanıyor. Ha. Ablacığım çıkar üstünü ya. Çıkar at, at oraya. Ha. Geç geç. Sen tutsana şunu. Berkcan bir baksana bana. Bu Mert'le ilgili yok deliğimiz yok akıl hastanesine yapmış laflarını sen mi çıkartıyorsun? Gördüğümü söylüyorum kızım. Raporun üzerinde akıl hastanesi damgası bile vardı. Bir kere hiçbir şey göründüğü gibi değildir tamam mı? Bunu bir sok kafana. Hem anca senin yaptığın ne kadar ayıp bir şey ya. İnsan arkadaş hakkında böyle konuşuyor mu? Mert benim arkadaşım değil ki. Ama benim arkadaşım. Ve bir daha böyle bir şey duyarsam seni çok fena yaparım. Ne yaparsın? Döver misin? Hayır. Müdüre giderim. Berkcan senin odanızı karıştırıyor. Gördüklerini de sağda solda millete anlatıyor derim. Peki sonra ne olur biliyor musun? Geçen dönem aldığın disiplin cezasının üstüne bir tane daha eklenirse okuldan atılırsın. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Berkcan hep her ders benim sırama oturuyordu. Ben de bir daha yapmasın diye uyardım kibarca. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Sol ayaklarına dökeceğim işte. Uzun. Sıdık abla. Ne olur dikkat gözünü seveyim tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kız hadi kalk. Çıkayım mı? Çık çık çık. Of 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 of. Ne göz var anam sende ne göz. İğne iğne olmuş. Gözü olanın gözü çıksın ha. Emel'in gözüdür. Kesin. Ay. Şöyle. Şöyle şifa niyetine. Şifa. Amin amin. Şöyle ferah bir yere dökün şunu. Ben dökerim. Buyur. Camdan döküyorum ha. Dök dök canım. Al canım. Kapı çaldı. Kızlar. İyi insan lafın üstüne gelir derler ya. Öyle oldu. Hayırdır beni mi andınız kız? Ha, öyle oldu işte. Biz kendi aramızda bir altın günü düzenledik de. Ha iyi. Bir merhaba diyeyim o zaman. Ayıp olur şimdi. Herkese merhaba. Oh toplaşmışsınız gene maşallah. Merhaba.
Merhaba. Yani öyle. Sohbet muhabbet olsun. Altın günü bahane. Tabii canım, iyi yapmışsınız. Aslında severim böyle şeyleri ben de. Yani sosyalimdir aslında da. Tabii çağıran olmayınca. Hadi bana müsaade. Gidecek evlerim var daha. Hoşçakalın. Sıdıka ablacığım, eline sağlık. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık Sıdıka. Emel, gel otur istersen biraz. Ay yok canım, şimdi hiç rahatsız etmeyeyim ben böyle. Bir de bende bir huy var. Ev sahibesi böyle ağzını burnunu bükünce hiç giremem yani, hiç. Yok canım, yani istiyorsan. Neyse neyse, hadi seni mahcup etmeyeyim hadi. 2 dakika oturayım bari. Şu Suna ablanın yaptıklarını zaten hazmedemedim. Ya Sevim ablanın cenazesinde bir Asad ile Fatiha bile okuyamadım ya. Yani niye sıkılıyorsun ki bunun için? Mezarı neredeymiş öğren git oku duanı canım. Senin tutan mı var yani? Yani benim esas korkum ne aslında biliyor musunuz? Gerçi parayla imanın kimde olduğu pek bilinmezmiş ama... ya bu Suna denilen kadın bu konularda pek bir zayıf göründü bana yani. Ben diyorum ki ya kadıncağızı gömerken hacısını, hocasını, ne bileyim duasını eksik falan ettiyse? Yok canım, biricik kız kardeşine niye öyle yapsın? Vallahi günah boynuna yani. Ama yine de ben diyorum ki içimiz rahat etsin diye. Gidelim Sevim ablanın mezarının başına bir hocayla. Zaten ben ayarladım onu. Ha, hep beraber bir Yasin okutalım. Ben her şeyi ayarladım. Bana sadece bir arkadaşlık edecek biri lazım. Emel, ben gelirdim. Yani çok isteyerek gelirdim seninle de işe başladım ben. Bankenlik benim eski mesleğim biliyorsun. Podyumlara geri döndüm. Çekimdi, şuydu, buydu filan derken kafamı kaşıyacak vaktim yok. Ama Elif yani hani çok arkadaş yanlısıdır, eşlik eder diye düşündüm. Emel, yani gerçekten çok isterdim benim kız yeni bıraktı işi, çocuklara bakan. Şimdi 4 çocukla da mezarlığa gelmek olmaz. Önceden söyleseydim ben birini ayarlardım, bakarlardı çocuğa. Ben de gelirdim, ne lazımsa hallederdik beraber. Nermin çok iyi Yasin okur. Doğru. Evet. Ya Emel, Behçet'i kontrole götürmem lazım. Yani o randevuyu o kadar zar zor aldım ki bir bilsen. Meşgulüm. Kız bari yalan söylemeyi becer be. Bari bunu becer be kadın. Sağ olsun demek istedim. Siz sağ olun. Ortalıkta bir yığın söylenti var. Ya Sevim Hanım bahçeci öldürülmüş. Aynen öyle. Kimin ne hıncı vardıysa o kadar. Vurmuş, boğmuş. Allah Allah. Yani kendi halinde yaşını başına almış bir kadın. Kim böyle bir şey yapmak ister ki? Bilemem artık. Polis arı gibi çalışıyor katili bulmak için. Bir
ipucu bulmuşlardır inşallah. Var şüphelendikleri birkaç şey. Bakalım, araştırıyorlar. Ya, araştırıyorlar demek. Böylesi bir iş yapanın yanına kar kalır mı zaten? Er ya da geç, bulup tıkıverirler içeri. Ömrü billah, gün yüzü göstermezler artık. Değil mi? Hayırlısı. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ ol. Beni ya. İmza tespiti tamamlanır tamamlanmaz aklanacaksın Kudret. Sıkma canını. Herif her yanı ortumlayıp kaçtı ya. Herifin pisliğinin ceremesini çekmek de bana kaldı. İz üstündeyim. Moskova'da kaldığı otelin yerini öğrendim yakın ilişkilerim sayesinde. Bir iki güne kadar enseler polis. Ya sen ne karıştırıyorsun bu işleri bana sormadan ya. Şimdi iyice bulaştıracaksın herifin pisliğini üstüme. Sana daha ne kadar zarar verebilir ki? Ya, ne bileyim ben. Türlü türlü iftira atar mesela. Ne gibi iftira? Ya boş ver şimdi. Benim tek derdim para bulmak şimdi, tamam mı? Abdullah'a sonra konuşuruz. Evet. Şimdi bir adet alacaksınız bununla. Buyurun. İyi günler. Nermin, hoş geldin. Hoş bulduk Kadir. Şunları almak için gelmiştim. Aslında başka bir eczaneye gidebilirdim. Ama dün bana bir şeyler söylemiştin ya hani. Onu merak ettim. Az gelsene arka tarafa. Ne o? Çekiniyor musun? Yok canım. Neden çekinecekmişim? Merhaba Suna abla, nasıl oldun? İyiyim. Hele şu cani yakalayıp kessinler cezasını, daha iyi olacağım. Tabii sana çok koyuyordur. Yani katil sonuçta elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor sokaklarda. Belki aramızda dolaşıyordur. Elimizi sıkıyordur belki hiçbir şey olmamış gibi. Yok canım artık. İnsanoğlundan her şey beklenir. Mayası kötülük ne de olsa. Ben hiç güvenmem. Ben güvenirim. Yani bazılarına güvenirim. Görüşürüz. Baksana bir şey soracağım. Sevim'in canını yaktığı, üzdüğü kimse oldu mu son zamanda? Bilmiyorum ki. Niye sordun? Polis bir düşmanı. Son demlerinde takıştığı biri oldu mu diye sordu da. Bundan sonra yolda molda karşılaştığımızda eğer ben sana günaydın Sevim abla, nasılsın Sevim abla diyorsam bil ki sana bayağı bir saydırıyorum. Ha eğer sana gülümsüyorsam da senden nefret ettiğimi hatırla. Tamam mı? Ağzından çıkan lafı kulağın duysun. İleride pişman olacağın laflar etme. Hepimizin takıştığı birileri oluyor zaman zaman. Ama gidip öldürmüyoruz herhalde birini. Sevim'i öldürmüşler ama. Neyse, ben sorar öğrenir, söylerim polise. Çenesi düşüktür rahmetlinin. Akşamları bizim Şazi'yi arayıp gördüğü rüyadan, giydiği dona kadar her şeyi anlatırdı. Ben ondan öğrenirim. Her şeyi anlatmış mıdır? Hiç şüphem yok. Bu ne? Senin eskiden çok hoşlandığın bir şey. Aç hadi, aç 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 aç. Aç. Ne
benden kalma. Zamanında düşmana bununla kurşun sıkmış. Bu çok güzel bir şey. Sen de kalsın. Çok değerli. Anlamam. Hayır, hayır, hayır. Sen de bulunsun. En azından mahallenizdeki tehlike geçene kadar. Ama ben genç kızlığımdan beri elimi silah sürmedim. Canım, tehlike geçsin yine sürme. Elinin altında bulunsun. Dünyanın bin türlü hali var. Hem sen bunu kullanmasını da çok iyi bilirsin. İyi günler. Size de. Dün olmamıştı, bugün yine geldim. Hanımefendi, dün size söyledim, kızdınız. Bugün yine randevusuz geldiniz. Çok yoğunuz. Ha, hanımefendiciğim, eğer başka bir sebepten dolayı beni almıyorsanız yüzüme söyleyin de ben zırt pırt gelmeyeyim yani böyle. Ay canım ya. Buyurun buyurun siz. Geçin içeri. Alayım ben bebeği. Size zahmet olmaz. Yok yok, alayım. İşinizi bitene kadar oğlunuz benim masamda resim yapar isterse. Metin ne dersin? Olur. E tamam, geç ablanın yanına. Canım ya, nasıl da hayatta? Gel. Siz niye böyle bir anda duygulandınız? Buyurun buyurun siz. Ersan Bey bakacak size. Biraz anlayışlı olun yani, çocuğumuz var diye biz her şeyden mahrum mu olacağız? Ay. Ersan Bey. Merhabalar. Nereye geçeyim ben? Şöyle buyurun. Tamam, çok teşekkürler. Sevim duyduğu bildiği ne varsa anlatmış arkadaşına. Ay kesin beni de araya sıkıştırmıştır. Emel'in evini nasıl yaktığımı anlatmıştır. Ya anneciğim, ya bu kadın sana aramızda kalacak dememiş miydi? Yavrum Sevim bu. Sevim'in lafına güvenilir mi Allah aşkına? Ya Allah'ım ya. Önümün arkasından da daha gulgul gul konuşuyorum ya. Yavrum bu var ya, o giydiği donuna kadar anlatıyormuş. Kesin beni de anlatmıştır diyorum işte. Ya anneciğim, ya anlattıysa anlattı. Ya bak, kanıtmanın hiçbir şey yok ellerinde. Ya yalan dersin, iftira dersin, çıkarsın işin içinden. Ya adım kundakçıya çıkarsa, ya daha beteri polis bunu örtbas etmek için benim Sevim'i öldürdüğümü düşünürse. Ay Allah'ım, görüyor musun? Ben yangından kurtulayım derken cinayetten hapse alacaklar adını resmen ya. Ben kader mahkum oldum. Ay ben kader mahkum oldum. Ay. Görüyor musun kızım? Sen de artık avukat mavukat çıkarsın, gelip ananı görürsün. Ne yapayım ya Rabbim ben? Ya anneciğim bir dur ya, dur bir, nerelere gittin? Kızım olacağına bak Allah aşkına ya. Bütün şüpheler ananın üstünde. O katil elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda geziyor. Ay ben pisi pisine içeriye gireceğim ya Rabbim. Ya anne, anneciğim. Bir bak bana. Bu işin tek bir çaresi var. Gideceksin, alacaksın Emel teyzeyi karşına. Böyle böyle diyeceksin, her şeyi itiraf edeceksin. Af dileyeceksin ondan. Oldu. O da hemen boynuma atlayacak. Mühim bir şey değil Yasemin'ciğim. Aman canım giden ev olsun diyecek. Bırak Allah aşkına ya. Ya anneciğim sen dememiş miydin Emel teyze sigortadan parasını almış diye? E parasını da aldıysa kini kalmamıştır artık. Yavrum, onun üç deveye yetecek kadar kini vardır, kini. Ne diyorsun sen? Ya sen de yalvarırsın, ya alttan alırsın biraz. Ne bileyim, affettim diyene kadar ayrılmazsın peşinden ha? Emel'den. Katiyen. Katiyen, ben yalakalık balakalık yapamam bunu, bırak Allah aşkına. Anne, başka çaremiz yok. Ya gider Emel teyze yalakalık yaparsın, ya da hapishanedeki koğuş ağzına.
Sen çok yoruldun. Bırak ben hallederim kalanını. Peki. Hem tırnakların da bozulmasın. Ya. Güzel olmuş mu? Gözlerimi alamıyorum senden. Tamam o zaman böyle ev işlerine yardım etmen için yani benim her gün güzellik salonuna gitmem gerekiyor öyle mi? Sen hep böyle görün. Ben camları bile silerim. Ömer. Ömer. Ya Ömer ya. Ya Ömer. Aa, bak. Ya bugün nasıl? Hadi. Anne, benim gri kazağımı gördün mü? Dolaba bir bakıver. Belki babanınkilerle karışmıştır. Tamam. Kerem! Kerem! Dur evladım, dur. Dur, dur. Karıştırma oraları. Ben şimdi sana bulurum. Bak, gri. Tamam, sağ ol anne. Saklasam bunu acaba? Kudret. Hayatım yarın bir hamal ayarlasan da şu Nermin'in evine gidip eşyalarımızı alıverse. Yani evde ne bilgisayar var ne televizyon var. Sıkıntıdan patlıyorum yani. E gel ben seni eğlendiririm. Ay bırak Allah'ını savarsan ya. Ya boş zamanlarımızı çocuk yaparak değerlendirsek fena mı olur? Avucunu yalarsın. Ben haplarımı düzenli olarak alıyorum Kudret Bey. Ya bırak artık şunları be Zeliş. Hem cezaevinde ne düşündüm biliyor musun? Yani bu ayrılıklar kaderin bir cilvesi. E ikimiz de ayrı ayrı hasret çektik. Halbuki bir çocuğumuz olsa şöyle mini mini bir Kudret ha? Ona bakıp bakıp avunurdum. Ay Kudret. Yani her şey bitti. Geriye bir mini mini Kudret'imiz kaldı. Öyle mi yani? Hayatım daha biz kendimize bakamıyoruz. Bir de mini mini Kudret'e mi bakacağız Allah'ını seversen? Benim senden çektiğim yeter yani. Bir de minik Kudret'le uğraşamam. Anladım ben. Ben yeniden hapse gireceğim. Döndüğümde de sen burada olmayacaksın. Ama seni suçlayamam. Haklısın. Niye böyle söylüyorsun sevgilim? Bunların hepsi geçecek. Atlatacağız bunları. Nasıl olacak bu Zeliş? Ha? Şu anda bir işim bile yok benim. Yani belki yeniden hapse gireceğim. Belki 5 yıl hapiste kalacağım. Evimize el koyacaklar. Sen çalışmak zorunda kalacaksın. Bütün bunlar olduğunda beni terk etmeyeceğine söz verir misin? Evet, veririm. Thank you.
Aç 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 telefonu. Evime adamlarını göndermişsin. Bırak, inkar etme. Seni yaptırdığını biliyorum. Yarın soracağım ona hesabını, sen dur. Anlattın ya. Allah Allah. Kaç kere söyleyeceğim usta yani. Biraz temiz çalışın. Gözünüzü seveyim de anlatmayın. Kolay gelsin Emel'ciğim. Kolay gelsin abiler. Sağ olun. Kolaysa başına gelsin Yasemin. Ne işin var senin burada? Kapı açıktı, giriverdim ben içeriye. Bak, sana da tatlı getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım neticede. Ne tatlısı o? Baklava bu, bildiğin baklava. Şerbetli tatlı yani. Ha. Yiyeyim de yağ bağlayayım diye. Ne o Yasemin? Şimdi de beni şişmanlatıp çirkinleştirme planları mı yapıyorsun? Yok canım, ne alakası var? Bak şimdi, salata mı getirseydim acaba sana? Ama salata da adetten değildir yani. Ya usta! Ya Allah Allah! Usta! Kaç kere söyleyeceğim de anlatma. Kim kazıyıp temizleyecek onları ha? Ben kazırım. Ben kazırım. Ay kız, burası çok havadar bir ev ha. Vallahi billahi geniş. Tavanlara bak, pek yüksek bu. Senin öteki evine vallahi bin basar bu. Sağ ol. Hele şimdi şu köşeye şöyle yay ile gibi leopar desenle bir döner koltuk alayım da sen bu evi o zaman gör. Kız sen çok ferasın ya. Şanslı kadınsın işte. Ah keşke benim evim yanaydı. Sigortadan para alaydım. Böyle güzel, böyle ışıklı, böyle yüksek tavanlı bir ev yapaydım. Şanslı kadınsın vesselam. Tövbe estağfurullah. Yasemin sen de bir tuhafsın ha. Her şeyim yanıp kül oldu kızım benim. Bunda sevinecek ne var yani? Allah Allah. Her şeyden önce anılarım yandı benim, anılarım. Zaten şu hayatta bir anılarım vardı. Bir de yegane dostum Sevim abla vardı. O da gittim, tam oldum yani. Yapayalnız kaldım şu hayatta ben. Niçin tek dostun Sevim Hanım olsun? Biz neciyiz burada? Aa! Aman yürü git şuradan be. Sizden dostum olur Allah aşkına. Kadıncağızın mezarlığına bana eşlik edin dedim de hiçbiriniz gelmediniz. Hepiniz yan çizdiniz. Puh. Öyle mi yaptık biz? Yuh olsun bize, yazıklar olsun. Ben gelirim mezarlığa. Vallahi gelirim yani. Kadir, içeride misin? Nermin, geldim. Nermin, iyi ki geldin. Ben emanetini geri getirmek için geldim. Ne emaneti? Ama hani sende kalacaktı. Çok düşündüm. Evde çoluk çocuk var. Bir kaza çıkacak diye çok korktum. Şeytan doldurur. Nöme lazım. Ama yani kimsenin göremeyeceği bir yere saklasaydın. Dün gece kaç tane yer denedim biliyor musun? Lütfen al. Kurtar beni bu yükten. Pekala. Teşekkür ederim. İyi günler. Nermin. Şöyle... Bu hani benim dedemin yadigarı ya. Yani ben gerçekte bunu nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum. Öğretir misin bana? Gerçekten bilmiyor musun? Gerçekten.
Bak. Hı-hı. Namluya kurşunu veriyorsun. İşte bu. Hı-hı. Ondan sonra göz, gez, arpacık ve nişanı belirliyorsun. Eskiden ne kadar iyi atışlar yapardım. Evet. İyi misin kadın? Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Yani buraya o kadar çok alıştım ki uğramadan yapamıyorum. Ne iyi ettiniz. Bugün ne yaptıracaksınız? Cilt bakımı deneyeyim diyorum. Hani sizin bir maskeniz var böyle kalıp gibi duruyor, çıkarınca da cilt böyle yumuşacık kadife gibi oluyor. Anladım. Metin'cim sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Aman iyi iyi. Sabahtan beri koşuşturuyor, kafam şişti. Aman koşsun oynasın da gerisi mühim değil. Buyurun. Teşekkürler. Gel oğlum. Şöyle azarlayınca nasıl hizaya geldin? Saç düzleştiricisi mi o? Buna saç düzleştiricisi demek bu alete hakaret etmek olur. Görmüş olduğunuz gibi içi tamamen seramik kaplıdır. Dolayısıyla saçınıza şekil verirken aynı zamanda korumasına yardımcı olur. Şahsen ben kendimi eve aldım. Her gün saçımı düzleştirmeye doyamıyorum. Saçınız düz değil ki. Canım bugün maşa yapıverdim. Siz bunu test etmek istiyor musunuz? Düzleştiriyor mu o? Evet. Deneyeyim o zaman. Buyurun. Saçı şu şekilde tutam olarak alıyoruz. Yavrum çok da küçükmüş. Hastalığı veren Rabbim inşallah şifasını da verir. Yok teyzeciğim. Nezle oldu. Bir iki güne kadar hiçbir şeyciği kalmaz. Dertlenme. Aferin kızım. Sen böyle moralini yüksek tut ki çocuk da senden hep öyle görsün. Sen iyileşeceksin, senin gözlerinden okuyorum. Anne ben hasta mıyım? Yok oğlum, ne alakası var? Ay rica ediyorum teyzeciğim, korkuttunuz çocuğu, nezle oldu diyorum, burnu aktı, o kadar abartmayın. Haberi yok mu? Neyden haberi yok mu? Hasta olduğundan. Ay ne hastalığı? Şey işte. Ay, ağzından yel alsın teyze ya, nereden uyduruyorsun bunu? Sen söyledin. Masajları? Ya niye saçları? İkiz kardeşleri var bunun. Saçını sakızlar yapıştırmış. Uğraştım uğraştım, çıkmayınca tıraş ettim. Ha, ne bileyim ben de sandım ki. Aman bir şey zannetme, rica ediyorum. Hadi teyzeciğim sen de saçına devam et. Sen de ne yapayım? Çocuğum sen de oyununa bak. Allah Allah yarabbim. Ne kadar kalacak bu yüzümde? Hadi. Duman çıkması normal mi? Hı-hı. Yanık mı kokuyor sanki? Ay! Saçım! Ne yaptın saçıma? Ay şey ben yani bu çok sizin saç çok ince telliymiş. Bakın bak şimdi benim saçıma tutuyorum. Görüyor musunuz hiç bir şey olmuyor. Şikayet edeceğim seni. Mahkemelerde süründüreceğim. Tazminat davası açacağım. Göreceksin. Ama niye böyle yapıyorsunuz? Önemli olan dış güzellik değil ki iç güzelliğidir. Değil mi ama? Ya, yani... başka bedava saç düzleştirmek isteyen var mı?
düzenli alıyorsun Zeliş Hanım'a. Demek çocuğun olsun istemiyorsun ha? Beyefendi çıkın yoksa polis çağırırım. Beyefendi. Cevdet Bey ben uyarmaya çalıştım ama dinlemedi beni. Beyefendiyle ben ilgilenirim Pervin. Benden aldıklarını geri istiyorum. Dosyalar, silah, para hepsini. Benim param. Kızımın başına gelenleri bulasın diye verdiğim para. Bulacağım Cevdet. Onun başına neler geldiğini bulacağım. Bunu benden daha çok isteyen birini bulamazsın. Neden? Yoksa kızımı sevdiğini mi söyleyeceksin? Sen onu terk ettin Sinan. Kendine güzel evcimen bir kadın buldun. Yasemin mi ne? Kızımın katilini aramaktan vazgeçtin, onu çürümeye terk ettin. Sakın bana onu sevdiğini söyleme. Çık git evinden. Ona bak. Ona neler olduğunu bulmak zorundayım. Neden engel oluyorsun bana? Çünkü çok yavaşsın. Benim seni bekleyecek vaktim yok artık. Ne demek istiyorsun? Beynimde tümör var. Ölüyorum. Gözlerimi yummadan ona neler olduğunu bilmem lazım. Ağaç etti beni yani. Geldim. Ay hoş geldin. Kız Yasemin inanamıyorum sana yani. Kız senin şu kadarcık usul erken bilgin yok mu ha? Böyle mi gelinir mezarlığa, ölünün huzuruna? Ha, eşarp diyorsun. Çantamda o benim, orada takıveririm hemen. Yok onu demiyorum, neyse dur. Ben senden her türlü densizliği beklediğim için... Ha. ...Allah'tan ki yedekli geldim yani. Bende var. Bundan var bende. Tak bakayım şunu şöyle. Hah, sar şunu şöyle. Yetmeyecek o. Şunu da şöyle giy bakayım üstüne. Çıkar saç tonunu da. Tamam bak ne güzel oldu şimdi. Ya ne güzel olması ya, bu çuval gibi bir şey oldu ya. Bunu kız açtı seni, açtı. Bak trend oldun anacığım, trend. Hem sen ne anlarsın ki giyimden kuşamdan? Hadi geç kaldık, dolmuşa binelim. Sana öyle davrandığım için kusura bakma. Sen de kusura bakma. Vaktim kalmadığı için bir an paniğe kapılıp senin bu işi yavaşlattığını düşündüm. Ama öyle olmadığını biliyorum. Şüphen olmasın Cevdet. Ben... Şimdi olduğunu unutmayayım diye.
Yapanların derhal ölmesini istiyorum. Bir şeyler yapmadan önce emin olmak gerek. Emin olduğun an tereddüt etmeden onu öldüreceksin. Nasıl olsa bunu daha önce yaptın. İlk kez cinayet işlemiyorsun. Saçına döndü. Acaba bugün gitsek yarın mı gelsek ya? Hayatta olmaz Yasemin. Allah Allah. Ben öyle ilk zorlukta pes eden bir kadın değilim. Sana hiç benzemem yani. Başladığım bir şeyi bitiririm ben. Ya... Yarın sabah çıkıp gelirdik işte yani. Yasemin, o kadar hacı hoca ayarladım ayol. Şimdi hepsini biter mi edeyim? Bu saatte hacı hoca da kalmaz ama yani. Ya adamla demin mesajlaştık. Bekle geliyoruz dedim, yoldayız dedim. Allah Allah. Ya kardeşim sen de biraz kornaya bas. Bir çaba göster, bir şey yap yahu. Öldürüyorsun öyle. Nermin. Kendine gelebildin. Birkaç saat içinde bir şeyin kalmazmış. Ayağım... Ayağım nasıl oldu? Doktorlar ne dedi? Doktorla konuştum. Ha. Bir ay içinde eskisi gibi yürüyüp koşabilecekmişsin. Oh. Çok şükür. Yalnız... Ne? Nasıl desem... Ne oldu? Orta parmağını kurtaramamışlar. He? Anlamadım. Yani bir parmağın sizlere ömür. Parmağım. Kadir lütfen. Gidene ağlayacağına elinde kalanları sevin lütfen. Hem doktor eskisi gibi yürüyüp koşabileceğini, bunu kimsenin farkına varmayacağını söyledi. Sadece millet içinde çorabını çıkarmayacaksın, olup bitecek. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Evli barklı kadınım, öpüyorsun beni. Ya ne yapabilirim, elimde silah var, birdenbire refleks. Ya abi, kendime engel olamadım. Eden bulurmuş derler. Evet, madem gözünü açtın, her şey yolunda. Gitsem iyi olacak. Büyük geçmiş olsun sana. Refakatçi olarak kalmayacak mısın? Evim, barkım, çoluğum, çocuğum var benim. Hem Behçet de merak eder. O seni adi kadınlarla aldatsın. Sen onun yanına git. Ne dedin sen? Herkes bunu konuşuyor. Kalp krizi geçirdiğinde yanında eski kırığı varmış. Boşa şunu. Boşa şunu Nermin. Boşa da senin kıymetini bilenleri anla artık. Kadir. Sevgi alışveriş demek değildir. Bazen karşılığını almasan da, bazen hak etmesen de sevmeye devam edersin. Ben Behçet'i böyle sevdim. Bu saatten sonra da Behçet'i bırakmaya hiç niyetim yok. Geçmiş olsun.
Hoca efendi. Hoca efendi. Geldik. Geldik. Neredesin be Müslüman? Ay vallahi bak ekmek Kur'an çarpsın trafikte takıldık. Öyle değil mi Müslüman? Doğru, doğru. Yoksa vallahi sizi bekletmiş gibi olmayalım. Yani biz aslında vaktinde çıktık evden. Biz bir an önce merhumenin yanına mı gitsek acaba? Hayır! Katiyen! Hayır. Hoca efendi, biz şimdi gidelim, sabahleyin geri gelelim, tamam mı? Bu karanlıkta nereye gideceğiz ya? Benim tüylerim diken diken oldu. Ay Yasemin, ama tırsak bir şey çıktın sen yahu. Allah Allah. Hem ne demişler? Ölüden değil, diriden korkacaksın kızım, diriden. Haksız mıyım hoca efendi? Madem buraya kadar geldik, bitirelim şu işi. Evet. Düşünelim mi? Bitirelim. Yürü kız, yürü. Ay. Ay, yürüyoruz ya. İremciğim biraz daha pilav ister misin canım? Yok anne doydum ben ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Ben tatlı getireyim. Sen seversin diye kabak tatlısı yaptım. Üzerine de taze kaymak aldım. Sağ ol. Kerem'e üzülüyorsun biliyorum. Ama sıkma canını. Zamanla unutur. Eskisi gibi bal gibi olur yine. En nihayetinde babasısın. Kesip atacak hali yok ya, değil mi? Öyle mi dersin? Öyle. Ben tatlıyı getireyim. Nermin. Bütün gün neredeydin, kimlerleydin diye soracaktım sana ama vazgeçtim. Sen kocasına, ailesine ihanet edecek bir kadın değilsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Amin. Ya Erhamerrahimin, okumuş olduğumuz Yasin-i Şeriflerin ve diğer Süver-i Şeriflerin dergâh-ı izzetinde kabul buyur ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve diğer müminlerin hasreten Sevim Dönmez hanımefendinin ruh şeriflerine de hediye eyle, sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ay amin de bitti mi yani şimdi? Bana biraz kısa geldi. Dönüp baştan mı okusak acaba? Hepsini bir tamamını okudum. Amin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin hocam. Ay. Hadi biz Hoca Efendi'ye yetişelim. Ay yok Sevim ablamla vedalaşmadan şuradan şuraya gitmem. Ya biz bütün vazifelerimizi yerine getirdik. Ne vedalaşması şimdi? Hemen kalk Allah'ını seversen. Ay Sevim abla. Sevim abla yattığı yer nura kesin ablacığım. Sen gittin bu çizgi çıkmış dünyadan. Ben kaldım yalnız başıma ablacığım. Allah'ım. Bu mezarın başında bir başımıza kaldık güzel Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol Allah'ım. Amin.
Ah, ben ne günahlar işledim. Kim bilir geçmişteki Allah bunu benim başıma veriyor. Önce evim yandı, sonra sen gittin Sevim abla. Ben ne kötü bir insanım ki bütün bunlar benim başıma geliyor. Emel, bak. Bak, sen kendine bu kadar yüklenme ya. Ay bak, insanlar ne günahlar işliyor, ne günahlar. Mesela ben... Yok Yasemin, yok. Kız sen insanın hasıymışsın be. Sen melekmişsin, ben anlamamışım ya. Onca insandan rica ettim, kimse gelmedi benimle buraya. Bir sen geldin. Ay benim canım kardeşim. Kardeşim. Bak, senin her ihtiyacın olduğunda vallahi billahi ben senin arkandayım. Yasemin, bak kardeşim, bundan önce sana bir yanlışım olduysa, bir kusurum olduysa affet beni, olur mu? Ay, canım kardeşim. Ay kardeşim. Kardeşim, ben seni affettim. Ay kardeşim. Sen de beni affet. Bak hadi, beni sen şuracıkta affet bugün ya. Affettim kız. Affettim canım kardeşim, affettim. Bak, laf ağzından çıktı bir kere. Duyunca dönmek olmaz. Neyi duyunca kız? Vallahi de billahi de kaza. Yemin ederim kaza. Emel. Ay kardeş. Ne oldu kız? Emel. Senin ev var ya. Senin evini. Ay kardeş, ben senin evini yaktım. Kur'an çarpsın bak, bir dinle. Yemin ederim iki gözüm önüme çıksın. Kaza, külliyen kaza. Ben senin kapına çıktı. Ben senin kapına bir baktım. Sonra içeride misafirin vardı senin. Ben bir baktım ki misafiri görünce ben de çıkayım dedim. Çıkayım deyince sen mum ne ara? O masa örtüsüne düş, dökül, yak. Ay ortalık alev. Ay kaza, tamamıyla kaza ya. Bu nasıl bir şeydir kardeşim? Bu nasıl kadersiz bir şeydir? Böyle bir şey olamaz ya. Görünmez kaza bu. Kız! Emel. Kız! Emel! Kundakçı seni, kundakçı. Gel buraya, gel. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası seni. Kız, Allah'ın belası. Ay Emel! Ben bunca acı çekiyorum, sen biliyor musun? Hepsini senin kolundan altına geçeceğim Emel. Kundakçı zilli. Seni var ya parça pinçik etmezsen bana da Emel demişsinler. Emel! Şunu başına almazsam. Emel! Seni de bu mezara göndersin. Bu da benim annemden. İmdat! Doktor aradın mı? Ay, yok. Bu kremi bir deneyeyim. Yarına kadar iyi gelmezse doktora gideceğim kontrole. Ah, yanıyor. Çok yanıyor. Allah'ım yarabbim, cilt bakın benim neyime. Hakikaten niye yaptırdın ki? Senin cildin zaten kadife gibi. Ya gerçekten mi? Tabii. Senin içini ışığı yüzüne vurmuş. Ya ne bileyim. Daha da güzel olurum diye falan hani. Bak işte o mümkün değil. Ömer. Bugün Metin'i hasta zannettiler orada. Niye ki? Hani böyle saçını falan kazıttık ya biz. Lösemi zannettiler ya. Ay Allah'ım, evlerden uzak. Allah muhafaza. Aslında çok şanslıyız biz, biliyor musun? Çocuklarımız sağlıklı olduğu için. Yani herkes o kadar şanslı değil. Böyle şanssız olanları da unutmamak lazım ya. Hani elimizden geldiğince el vermek, yardım etmek lazım. Onların yanında olmak lazım ya. Haklısın bir tane. Allah her eve şifa versin ya. Çok yanıyor ya. Oh. Dur. Ah, dur. Ah.
abla gel. Aa, bırak beni. Tamam gitme gel. Kullanma zilli seni. Bırak. Burayı sana rezal yapacağım. Kardeş ha. Kardeş kardeş değil mi? Seni kullanma zilli seni. Seni kullanma zilli. Ya beni affedeceğim demedin mi? Kız neyi ne affedeyim? Evimi yaktın sen benim. Allah belanı versin senin. Seni kundakçı zilli seni. Parça parça edeceğim seni. Mezarın yapacağım burayı. Ya bırak ya. Bıraksana hemen. Ha bak bu güzel. Bu güzel. Ben seni burada bırakacağım şemdi. Burada bırakacağım gördüğünü. Ya Emel Allah. Ben seni burada bırakayım da gör. Burada kal. Kurda kuşa yem olursun inşallah. Burası mezarın da olur inşallah. Allah'ım sen duy ya Rabbim. Puh. Zilli. Bak şu zilli. Emel. 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 Ay. Emel. 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 Kardeşim. Kudret, Kudret lütfen yapma. Çok yorgunum bak. Her yanım ağrıyor sevgilim. İyi işte. Ben seni güzel oralar. Gene bana dua et. Seni orada tek başına bırakıp kurda kuşa yem etmek vardı ama gene ben Allah korkusu olan kadınım. Emel iyi ki bırakmadın beni orada. Vallahi ben sabaha kadar korkudan sağ çıkamazdım. Mezarlık mezarım olurdu. Ya bitti zannetme canım. Hele bir yarın olsun, hele bir günde olsun. Bak ben sana neler edeceğim. Burnundan fitil fitil getireceğim senin. Ben Gamze ile vedalaşayım. Sabah artık bavulumu hazırlayayım. Polise teslim olurum. Ne yapacağım başka? Dur kız. Polisi molisi nereden çıkardın şimdi? Sen beni polise vermeyecek misin? Ay Emel kardeş. Sen ne kadar iyi bir ya insansın. Git bana. Kardeş kardeş deme bundan böyle. Bitti kardeş mardeş. Kardeşlik orada kaldı. Seni polise vermeyeceğim. Ama seni düşündüğümden falan değil yani. Şimdi sigorta bu evin kazayla değil de bilinerek yakıldığını öğrenirse bana saydıkları paraları tıkır tıkır geri alırlar. Ben de gene dımdızlak kalırım ortalık yerde. Yani bunu bitiriyor muyuz şimdi yani? Unutuyoruz, kaldırıyoruz, silip atıyoruz. Hayır efendim. Öyle unutup hemen silmeyeceğiz bu meseleyi. Sen bundan böyle bana borçlu bir insansın artık. Tamam. Sen yaz bana borcu. Artık ben 2-3 işe girerim. Öderim, vallahi öderim. Yok. Para değil benim istediğim. Ne istiyorsun? Şey, şu Nermin, Elif, Zeliş, sen beraber yaptığınız altın günü var ya. Evet. Ona beni de çağıracaksınız. Bu kadar mı? Gel ya. Gel. Gel istediğin zaman gel. Altın da almam ama. Alma. Ben alırım sana altın. İyi. Başka istediğin bir şey olursa da ararım söylerim onu da yaparsın. Yaparım. Pis kundakçı zilli seni. Ölüm, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Bunu ta başından beri bilir, yine de o ana kadar iyi, güzel ve anlamlı şeyler yaşamak isteriz.
bazen aşkın baş döndürücü sıcaklığını. Bazen çocuklarımızı yetiştirmenin mutlu telaşını. Bazen de geçmişte kaybettiğimiz birinin dinmeyen acısını. Evet, hepimiz hayat boyunca iyi, güzel ve anlamlı şeyler yaşamak isteriz. Ancak bu hepimize nasip olmaz. Bazılarımız ömrünü sadece ve sadece başkalarının hayatını izleyerek geçirir. Çağıl çağıl akan bir nehri izler gibi.